Amerikalı askerler Vietnam'da savaşın kolay geçeceğini ve kolayca yenebileceklerini düşünüyorlardı. Ancak düşünmedikleri bir şey vardı. O da Vietnam askerlerinin kurduğu acımasız Bubi tuzakları. Bu tuzaklar askerleri sadece fiziki anlamda değil, aynı zamanda psikolojik olarak da yıkıma uğratıyordu. Bastıkları her yerden, gittikleri her bölgeden korku duyar oldular. Ponji çivileriyle başlayalım. Bu kazıklar çeşitli tuzak türlerinde kullanıldılar. Genellikle bambu ağacından veya demirden yapılıyorlardı ve üzerlerine yılan zehri sürülüyordu. İlk tuzağımız Punji çukuru. Bu tuzak büyük ve derin bir çukurdan oluşuyor. İçerisinde gömülü birçok sivri uçlu, üstü bitkilerle örtülü kazık bulunuyor. Buraya düşen asker yüksek ihtimalle ölüyordu. Ölmese bile ağır şekilde yaralandığı için artık oradan çıkamıyordu. İkinci tuzak ise köprü tuzağı. Bu aslında sahte bir köprü. Askerler üzerinden geçerken tam ortasından kırılıyor ve suya düşüyorlar. Ancak aşağıda sadece su yoktu. Suyun içine gizlenmiş onlarca kazık bulunuyordu. Sıradaki tuzak çivili tahta tuzağı. Bu tuzak isminden de anlaşılacağı gibi çivili bir tahta mekanizmasından oluşuyordu. Üstü yapraklarla kapatılıp gizleniyordu. Bir asker üstüne bastığı zaman sivri uçlu kısmı kafasına ve bedenine çarpıp ölümüne neden oluyordu. Sıradaki tuzağın ismi ise ayı kapanı. Aslında bu tuzağın başlarda normal kapandan bir farkı yoktu. Ancak metal dedektörleri çabuk fark ediyordu. Vietnamlılar çareyi küçük bir çukurun içine gizlenmiş tahta bir kapan yaparak buldular. Ve Venüs sinek kapan bitkisi tuzağına geldik. Belki de en ilginçlerinden biri bu. Bu can acıtıcı ve zehirli bitkinin dikenlerini kullanarak binlerce tuzak yapıldı. Bu tuzak öldürmüyordu belki ama çok fazla acı çektiriyordu. Sıradaki tuzakta ise ağaca bağlı sivri çivileri olan mekanizmalar bulunuyor. Bu tuzakların her biri bir ipe bağlı ve askerler ipe temas ettikleri an bu tuzaklara yakalanıyorlardı. Bu sebeple her ağacın yanından geçerken çok fazla dikkat etmeleri gerekiyordu. Şimdi gördüğünüz tuzağın ismi ise yandan kapanan tuzak. Bu tuzak bir çukur içerisine karşılıklı çivilerle donatılmış iki tabakadan oluşuyordu. Düşman çukura düştüğünde gergin mekanizma bir anda askeri sıkıştırıyordu. Ve kaplan kapanı tuzağı. Oldukça etkili bir tuzak. Bu tuzakta bir ipe bağlanmış oldukça ağır çivili bir tahta düşman altına geldiğinde üstüne düşüyor ve kesinlikle düşmanı etkisiz bırakıyordu. Tuzakların hepsi ormanda değil, aynı zamanda evlerde de oluyordu. İşte bu da onlardan biri. Kapı tuzağı düşman kapıyı açıp içeri girdiği anda onu etkisiz bırakıyordu. Yaratıcı bir diğer tuzak ise bambu kırbaç tuzağı. Üzerinde çiviler olan bir bambu, bir iple tamamen geriliyor ve mekanizma kuruluyordu. Düşman ipe bastığı anda bambu bir kırbaç gibi askere çarpıyordu. Belki de en acımasız tuzaklardan biri de engerek çukuru tuzağıydı. Derin bir çukur kazılıp üstü iyice gizleniyordu. Ancak bu kez içerisinde dikenler yerine yeşil ve zehirli engerek yılanları düşmanı bekliyordu. Bu acımasız tuzağın bir diğer çeşidi de yılanların bir çantaya bırakılmasıydı. Çanta açılır açılmaz yılanlar askerleri ısırıyordu. Vietnamlılar tuzaklarında hayvanları epey kullandılar. Onlardan biri de arı tuzağıydı. Bu düzenekte bir arı kovanı gizli şekilde ağaca asılırdı. Düşman altından geçerken gizli olan ipe bastığında kovan üzerine düşer ve askerler yaralanırdı. Sıradaki tuzak ise ok tuzağı. Bu tuzak büyük bir oktan oluşuyordu. Yatay bir çukura gergin bir şekilde bağlanmış bu ok düzeneği asker tam karşısına geldiğinde aktif oluyor ve askeri etkisiz bırakıyordu. Bu tuzak ise çukura gizli şekilde yerleştirilmiş mermilerden oluşuyordu. Mermiler dik duruyordu ve altlarında ateşleme mekanizması bir çiviye bağlıydı. Asker üzerine bastığı anda mermi patlıyordu. Sıradaki tuzak ise bir kutu ve el bombasından oluşuyor.
İki ağaç arasına pimlerinden iplerle bağlı el bombaları yerleştiriliyordu. Düşman geçerken ipi çekiyor ve iki bomba da patlıyordu.